Uçak Doktor Senem Başgül hocamızı dinleyeceğiz. Kendisi bize pandemi süreci ve sonrasında özel gereksinimli çocuklarda okul fobisine nasıl yaklaşmak gerektiğini aktaracak. Senem hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hani Yeşilen yaptığı bu etkinliğin hakikaten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İlkinden de güzel geri dönüşler olmuştu. Umarım bundan Evet. da faydalanan kişi oldukça iyi olur. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkürler, çok sağ olun hocam. Senem hocam, sizden biz özellikle özel gereksinimli çocuklarda bu konuya nasıl yaklaşmak gerektiğini dinleyeceğiz. Sunumunuzu isterseniz hocam ekrana yansıtabilirsiniz ve yavaş yavaş başlayabiliriz. Peki. Önemli bir konu. Ancak ilgi duymak gerekiyor. Alandan ilgi duyan, kendini geliştirmek isteyen insanlarla bir arada olmak da benim adıma çok keyifli. Umarım güzel bir sunum olur. Şimdi ben bugün biraz daha farklı bir konuyu ele alacağım. Özel gereksinim söz konusu olduğunda pandemi ile birleştiğinde çocuklar bu süreci nasıl yaşayacaklardan bahsedeceğim. Şimdi şöyle ki önce özel gereksinimin tanımı nedir? Şimdi bir çocuğun gelişiminin normalden saptığı her dönem özel gereksinim gerektiren bir dönemdir. Peki çocuğun gelişiminin normali nedir? Çocuk bu gelişimden nasıl sapar? Aslında şu anda eminim aranızda psikologlar, çocuk gelişimcileri, psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, sınıf öğretmenleri, birçok geniş kitle dinleyici var. Ama bizim mesleğimiz çocuğa değen hangi noktada olursa olsun, eğer biz bir 0-6 yaşın, 6-12 yaşın, işte 12 üstü 18'in, 18 üstünün nasıl geliştiğini bilmiyorsak, gelişimin hangi noktada normalden saptığını anlayamayız. O yüzden her ne olursa olsun çocuğa değen herkesin mutlaka gelişimi bilmesi gerekiyor. Zaten çocuk ergen psikiyatrisi olmanın en önemli noktası da çocuklardaki sorunların, her anlamda sorunların gelişimsel sürece göre farklı seyrettiği. Şimdi gelişimin normalden sapması, peki normal ne? Bunu konuştuktan sonra normalden sapmak ne? O yaşa göre yapılması gereken, ama kastettiğim şu değil. İşte çocuk 2 yaşında geldiğinde ikili cümle mutlaka kurur. Hani böyle klasik bir ilgiden bahsetmiyorum ben. O çocuğun özelinde de, yani çocuk 2 yaşına gelmiş konuşmuyor. Bu çocuğun çevresel faktörleri, alıcı dili, diğer faktörleri değerlendirmeden bu çocuğun konuşması geri demek ya da gelişimsel olarak bu çocuk geri demek doğru değil. O yüzden normali bilmek yetmiyor. Normali çocuğa indirgemek, çocuk özelinde geniş kapsamlı değerlendirmek de gerekiyor. Geri kaldı, niye kaldı? Biyolojik faktörlerle mi, çevresel faktörlerle mi? Çocuğun eksikliği var, önde gidebilir. Çocuğun gelişimi normaldir, fonksiyonunu farklı kullanabilir, farklı seyredebilir. Bazı yetenekleri, yani gelişimsel basamakları önde gider, atıyorum motor becerisi de dil becerisi geri gelir, geriden gelir. Sosyal becerisi geriden gelir gibi çok kapsamlı her alanıyla yaşa uygun ve çocuğa uygun değerlendirmeden gelişimi normalden saptı demek gerçekten zor. Şimdi özel gereksinim kelimesine biz nasıl geldik? Tarihsel süreçte kelime bir evrim geçirdi. Engelli denirdi. Hatta engellinin açılımında eş anlamlı sakat, farklı, özel denirdi. Halen daha da kullanılıyor. Engelli kelimesi insanın kulağına özürlüden daha iyi geliyor aslında. Ama özürlü engellinin üzerine ilerlemiş bir kelime. İngilizce'de disability dediğinde sizi rahatsız etmiyor ama özürlü dediğinizde rahatsız ediyor Türkçe kavram olarak. Halbuki engelli olarak dünyaya gelen çocuk uygun bir eğitim aldığında ya da uygun çözüm önerileriyle yaklaşıldığında özürlü tanımını almış oluyor. Yani özürlü aslında eğitim engelline müdahale edilmiş anlamında kullanılıyor. Bu bizi rahatsız edince yeni bir kavram ortaya çıktı, özel gereksinimli. Aslında bu tanımın da yeterince ben doğru olduğunu düşünmüyorum ki bu tanımın ortaya çıkışlarında hani benim de etkim var, hani bu kullanılsın diyen ekip benim, ama şu anda dönüp baktığımda benim özel gereksinimim yok mu, sizin yok mu, işte bir başkasının yok mu? O yüzden özel gereksinimli tanımın da şu anda ihtiyacı çok karşıladığını düşünmüyorum ben kendi adıma. Şimdi özel gereksinimi tanım olarak kabul edecek olursak bu çocuklarda, yani gelişimsel olarak bir takım eksikleri olan,
farklılıkları olan ve desteğe ihtiyacı olan çocuktan bahsediyoruz. Bunların aslında temel ihtiyaçları diğer çocuklarla aynı. Pandemi noktasında bu çok önemli. Sevgi ihtiyaçları aynı. Eğitim ihtiyaçları farklılaştırılmış olarak aynı. Sosyalleşme ihtiyaçları aynı. Yani ihtiyaçları aynı. Her çocuğun buna ihtiyacı var. Ama bu çocukların artı ilave ihtiyaçları var. O yüzden bu çocuklar için de önce temel ihtiyaçları sağlamak, daha sonra ilave ihtiyaçları karşılamak noktasında yaklaşım gerekiyor. Değişkenle toplumsal açıdan yaklaşımdan tutun da çocuğun bireysel özellikleri, yeterlilik düzeyi ve koşullar çok önemli bir olay oluyor bu durumda. Şöyle ki devlet politikaları da çok önemli. Bu bizim yaşadığımız pandemi döneminde, hani ben kendi meslek örgütüme de burada teşekkür etmek durumundayım. Derneğin de girişimleriyle özel gereksinimli çocukların sokağa çıkma yasağından muaf tutulması gündeme geldi. Bu o çocuklar adına mesela çok iyi alınmış bir karardı. Yani bu tarz süreçleri yönetmede çocuğun yapısal özelliklerinin yanı sıra ailenin yaklaşımı, toplumsal yaklaşım, devlet politikaları, kabul, bir sürü şey hem çocukların problemini belirleyici faktör oluyorlar hem de böyle özel istisnai durumlarda sürecin yönetiminde önemli oluyorlar. Bu aileleri çok rahatlatan bir şeydi sokağa çıkmak. Şimdi bu çocukların neleri farklı? Engel türüne göre görüntüleri, motor becerileri farklı olabilir. Daha çok zaman ayrılması gerekebilir. Ama biz özel gereksinim çocuk dediğimizde ilk aklımıza gelen zihinsel problemler oluyor. Motor CP'li çocuklar olabiliyor. İşitme görme engel çocuklar olabiliyor ama biz bunların hepsini aynı kefeye koyamıyoruz ve bunları dört farklı alanda farklılık olarak ele almamız gerekir. Bunlardan en önemlilerinden biri mesela bedensel gelişim farklılıklarıdır. Aynı tanıyı alan çocukların bile motor koordinasyonları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da ihtiyaçları farklıdır. Yine bu çocukların zihinsel gelişimleri de farklıdır. Bugün bir Down sendromlu çocukları yan yana koyduğunuzda zihinsel gelişimleri birbirlerinden çok farklı. Bu çocuklar yavaş ve geç öğreniyorlardır. Evet, ama her çocuk aynı düzeyde yavaş ve geç öğrenmiyordur. Yine bazen de mesela zihinsel gelişime sebep olabilen bir takım nadir görülen hastalıklar var. Örneğin Smith-Magenis diye bir sendrom var. Bu sendromun tanı kriterlerinden biri öğrenme güçlüğü ve disleksi. Ama eğer biz orada bu çocuğun zihinsel geriliği olduğu için zaten bu bir kromozomal bozukluk, zaten bu bir zihinsel engel sebebi, o yüzden zor öğreniyor diye yaklaştığımızda olaya çok dar yaklaşmış oluyoruz ve çocuğun ihtiyacını göz ardı etmiş oluyoruz. Halbuki hani benim alanda çalışanlara önerim, size böyle bir çocuk geldiğinde, bir sendromla geldi, açıp o sendromu okumak. Ben hekimim ama Smith-Magenis sendromu daha önce hiç karşılaşmamıştım. Böyle bir çocuk geldiğinde açıp okuyup öğrendim ki bu çocukların insomniyalarına verilen melatoninleri eksik olmalarına rağmen işe yaramıyor, atıyorum. Ben versem de işe yaramayacak, okumasam bilemem hekim olarak da. Öğrenme güçlükleri bunun tabloda var olan bir şey ve inanılmaz hareketliler. Bu da yine bu tablonun özelliği. Ama ben bunu o çocuğun zihinsel engeline atfetseydim yanlış yapmış olacaktım. Çünkü müdahalem değişiyor. Yine bu çocukların sosyal gelişimleri farklı. Bunları da yine tek başına indirgememek lazım. Örneğin bir grup var ki Down sendromlu çocuklar çok inatçı olabiliyorlar. Ama başka bir çocuk kendi kişisel özelliği ya da babasından geçen genetik özelliği sebebiyle de hiç engeline atfedilmeden inatçı olabilir. Yine bu çocukların kişilik özellikleri çok farklı olabiliyor. Bunlar bizim hepsini aklımızda bulundurmamız gereken bir şey. Ama benim deminden beri vurgulamaya çalıştığım bunların bu çocuklara özel değil, bunların hepsi birçok farklı çocukta da olabilir. Birçok normal gelişimi olan çocukta da olabilir. Engeline atfetmek, zorluğuna atfetmek, örneğin otistik bir çocuğun davranış problemi var. Otistik çocuklar davranışları sorunlu olur diye yaklaştığımız noktada yanlış yapıyoruz. Bu çocuğun davranış sorunu ne zaman çıktı? Çevresel faktörler ne? Acaba bu çocuğun bir yeri mi ağrıyor? Fiziksel bir hastalığı mı var? Çünkü o çocuk kendini ifade etmek için, yani çocuklarda çıkan sorunlara çocukların çözüm arayışlarıdır diye baktığımız noktadan itibaren biz çocuğa yardım etmeye başlıyoruz. Ben onu bir davranış problemi ve benim bunu çözmem lazım, bu davranışı durdurmam lazım.
gerek bilişsel işte davranışçı yöntemlerle gerek ilaç tedavisi ben bunu durdurmam lazımdan girdiğinizde o yol çıkmıyor. Sadece baskılanıyor ama ben bu davranış sorunu bu çocuk çıkardıysa bu neyi çözmeye çalışıyor? Bu bana neyi anlatmaya çalışıyor diye bakarsam ancak yardımcı olabiliyorum ki pandemi dönemiyle ilgili konuşmanın ilerleyen slaytlarında bir vaka üzerinden bunları konuşacağız. Tasarladığım bir vaka üzerinden. Şimdi bu çocuklar elbette ki hak ettikleri eğitime diğer yaşıtları gibi ulaşmalılar. Ama pandemi döneminde bu çocuklar online eğitim alamadılar. Birazdan benim yaptığım online eğitim alan bir grup var. Onun verilerini de paylaşacağım. Ama örgün eğitim içerisinde devam eden bu çocukların bireysel olarak ekran başına oturtulmalarıyla ilgili henüz yani bütün dünya bunda yeni. Hani burada sorgulanacak bir şey yok. Biz geriye dönüp eldeki verilerle hareket edip geleceği planlayacağız ama normal çocuklar için bile online olarak ekran karşısına oturtmak ve ne yapacağımızı bulmaya çalışmak bu kadar zor iken bu çocuklar elbette ki bu durumda ancak normali becerdiğimizde biz bunu bu çocuklara uyarlayabileceğimiz için bu çocuklar bu noktada geçtiğimiz ikinci dönem, geçen yılın ikinci dönemi için, geçen eğitim dönemi ikinci dönemi için mağdur oldu. Oldukça feci anlamda mağdur oldular. Milli Eğitim Bakanlığı bunu telafi etmek için haklı olarak aileler üzerinden bir takım çalışmalar yürüttü ki bence bu çok faydalıydı. Bir takım web tabanlı ya da cep telefonlarına uygulama indirilebilen bir takım programlarla çocuklara yardımcı olmaya çalıştı. Bunlar yapılabilecek belki de o an için elimizdeki imkanlarla öyleydi ama yeni eğitim döneminde bu çocukların bu noktada önceliklenmesi gerektiğini düşünüyorum yine de. Ama dediğim gibi hani normali halletmeden gerçekten normalden sapmaya müdahale etmek çok mümkün değil. Bütün dünyaca öğrendik. Öğreniyoruz, öğrenmeye de devam edeceğiz. Bu çocuklar mümkün olduğunca akranlarına uygun ve engellerine uygun eğitimi alabildiklerinde eğitiliyorlar. Tamam ama öğretmen faktörü de bu noktada çok önemli. Hani burada sadece bir çocuğa, ailesine, devlete, politikalara yüklenmek değil. Aynı zamanda öğretmenler de işin içerisinde şunu söylemem lazım. Mesela son yıllara kadar hiçbir öğretmen özel gereksinim gösteren ya da eğitsel tedbir gerektiren bir çocukla sınıf içinde gerek davranış problemiyle nasıl mücadele etmesi gerekiyor. Ben bugün bile bireysel eğitim planı nedir diyen öğretmen biliyorum. Bireysel eğitim planı nedir, çocuğa nasıl uygulanır? Az dün görüştüğüm bir vakamda çocuğun öğrenme güçlüğü var, yani özel gereksinimi var. Bu çocuk sözel alanda öğrenme güçlüğü var, Türkçe ve İngilizce öğrenmede, Türkçe zaten az zor öğrendi. Ama İngilizcesi okulun 22 saatmiş ve bu çocuk için özel bir okul eğitsel tedbir olmasına rağmen uygulanmıyor. Burada biz uzmanlara düşen görev aileye haklarını, çocuğun haklarını anlatmak ve bunu okula anlatmasını sağlamak. Anlatamıyorlarsa devreye girip belki bizim anlatmamız. Ama son yıllarda öğretmenlerin eğitim müfredatına bu eklendiğinden onlar da bunu biliyorlar. Yani son dönem öğretmenler bu konuda çok şükür ki daha iyiler. Bireysel eğitim planına, eğitsel tedbirine, o çocukla ne yapılabilir? Çünkü adı üzerinde bireysel eğitim planı dediğinizde o çocuğa özel bir eğitimden bahsediyoruz. O yüzden online eğitimde örneğin özel eğitim okullarında 5 kişilik bir sınıf. Bunu online eğitime nasıl taşırsın? Çünkü her çocuğun bireysel eğitim planı var. Bir. İkincisi, bu çocuk eğitsel tedbir alınmış bir çocuk. Sınıfta öğretmen gerekli tedbir aldığında eğitimi sürdürebiliyor ama bunu online ortama öğretmen nasıl taşıyacak? Bu noktada öğretmenlerin tekrar desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü altını çizerek söylüyorum, eğitimin sürekliliği bu çocuklar adına da anayasal hak. Bu durumda bir başka bakış açısı, yani bir başka yönden de baktığımda ebeveyn yönden bakıyorum. Şimdi özel gereksinimi olan çocukların okuduğu özel eğitim bir veli grubunun yazışmalarından edindiğim izlenim şu oldu, anne babaları çok kaygılıydı. Bu bir özel okuldu. Özel okulda tabii ki paralarını vermişlerdi. Tabii ki okul da mağdurdu. Hani bu bir afet yani hakikaten bu tüm dünyayı vuran bir şey. Hani okullar da mağdur, herkes mağdur. Okul da ne yapacağını bilmiyor. Ama bu çocuklar online eğitimde alındılar ve anne babalar o kadar telaşlıydılar ki
sanki çocukları o 3 ayda eğitim alamadığında sahip olan her şeyleri kaybetmiş gibi algıladılar. Normal bir çocuğa göre bunu daha abartılı algılamalarını çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü özel gereksinimli bir çocuğun ebeveyni eğer çocuğu için bir şey yapmıyorsa, geleceği çocuk adına belirsizse kaygısı normal gelişen çocuktan çok çok daha fazla oluyor. Eyvah bittik tütendik. Halbuki 3 ay çok telafi edilebilecek bir dönemdir. Anne babaların sakinleştirmeleri bu noktada önemlidir. Belki önümüzdeki dönem bu tarz okullardaki öğretmenlerin ebeveyn çalışmaları yapmaları ve ebeveynler üzerinden çocuklara destek olmaları süreci daha iyi yönetmek için iyi olabilir. Çünkü biz de bilmiyoruz pandemi ve süreç daha nasıl gidecek. Çünkü demin de dediğim gibi bizler çok özür diliyorum. Bizler eğer bu çocukların erişkinler olarak böyle çocuğa sahip olan ebeveynlerin gelecekleriyle ilgili onları sakinleştiremezsek bu süreçten hakikaten çocuklar çok ciddi hasar alacaklardır. Çünkü bu çocukların eğitiminin çok önemli bir kısmı evde. Gelelim konumuza. Özel gereksinime böyle girmek zorundaydım. Çünkü o konuyu anlamadan hani okula gitmek ne, gidememek ne, okul fobisine Mücahit Hoca'nın çok güzel bir sunumu geçen oturumda da dinlemiştim çok detaylı. Bu oturumda çok az bir fırsatım oldu ama çok güzel bir sunum yaptı. Dinleyenler biliyordur. Okul fobisi ve reddini çok güzel ayrıştırdı. O yüzden ben konuyu yine bu noktadan alacağım. Okul fobisi dediğinde bize çocuk şunu diyordur. Ben okula gitmekten korkuyorum. Özel gereksinimli çocuk ne diyordur? Şimdi her çocuk için, düşünsenize küçücük bir çocuk bir binaya giriyor. Ve bir binaya girdiğinde burası neresi, nasıl bir yer, acıkırsam ne yapacağım, tuvaletim gelirse nasıl gideceğim, nereye gideceğim, peki tuvalete gittiğim yolu bulabilecek miyim? Kulaklığı kullanan çocuk pili bitti, pili yanında yok, ne yapacak, kimden yardım isteyecek, duyamıyor. Görme engelli çocuk o binada acaba görme engelliyle ilgili bir donanım var mı, ne yapacak? Bu çocuklar adına öncelikle ailelerin bilgilendirilmesi ve çocuklara oryantasyon önemli ki çocuklar okuldan korkmasın. O kadar haklılar ki çünkü biz eğer olaylara kendi bulunduğumuz yaştan ve kendi bulunduğumuz cepheden baktığımızda bu çocukları gerçekten anlayamayız. Yine bu çocuk der ki öğretmenim kim, beni nasıl biri, ben yıllarca annem babam beni korudu kolladı ki bu çocukların ebeveynlerinin çok koruyucu ve kollayıcı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Peki şimdi beni koruyup kollayan biri çıkacak mı? Öğretmenim beni anlayacak mı? Beni koruyabilecek mi? Bunlar çok önemli. Şimdi bir çocuk korktuğunda ne yapar? Ağlar, anneye yapışır, kaçar. Eğer biz bunu engeline atfedersek, demin dediğim gibi bir davranış problemini çözmek gibi, biz bu problemi çözemeyiz. Ya da çocuk tam tersine bu kapanmak yerine öfke gösterebilir, ısırır, vurur, döker. Biz dersek ki engelli çocuklar bunu yapar, biz dersek ki bu bir davranış problemidir, yine biz bu olayın altından kalkamayız. O yüzden bizim uzmanlar olarak, alan çalışanları olarak çocuk bir semptomla geldiğinde bu semptomun anlamını ve gerisini okumamız, altını çizerek söylüyorum, çok iyi öykü almamız lazım. Yani görüşmemizin çok büyük bir kısmını anlamadıysak bir sonraki görüşmemizi öykü almaya ayırmamız gerekiyor. Çocuklar bu halde annelerine yapıştıklarında korkan çocuğun annesi ne yapacaktır? O da çocuğuna yapacaktır. Siz bu çocuğu okula gönderebilir misiniz? Asla. Çünkü çocuk belirsizlik içerisinde korkuyor. Anne belirsizlik içerisinde bunlar yumak olurlar. Zaten özel gereksinimli çocuğun annesi buna çok müsaittir. Elbette ki ne yapacağını bilemez bu anne ve çocuğuna yapışır. Bu noktada anlamamız lazım. Peki okul reddi ne? Okul korkusundan bahsettik. Okul reddi bir psikiyatrik ya ayrılık anksiyetesinin sadece okulda görülen kısmı olarak sınırladığımızda çocuktan, ev ortamından ve okuldan kaynaklanan sebeplerle çocuğun okula gitmeyi reddetmesinden bahsediyoruz. Çocuk, özel gereksinimli çocuk niye okula gitmeyi reddeder? Görüntüsüyle dalga geçileceğini düşünebilir. Tekerlek sandalye kullanıyor olabilir, kulaklık kullanıyor olabilir. Akran deneyimi açısından bir takım zorlukları olabilir. Ek psikopatolojileri olabilir, fiziksel hastalıkları olabilir. Bu nedenle okula gitmek istemeyebilirler. Ya da bu çocukların da diğer normal gelişen çocuk, ki demin saydıklarım da normal gelişen çocuklar için yine olabilecek şeyler.
Ev içerisindeki bir takım psikososyal etkenler de yine örneğin annesi dayak yiyen bir özel gereksinimli çocuk anneye ihtiyacı var. Anneyi bırakıp okul reddedebilir. Bırakmaz. Okul reddeder çünkü evde bıraktığı annesinde aklı kalacaktır. Ya da normal gelişimde olan kardeşiyle evde oyun oynayan annesini de bırakmayıp okula gitmek istemeyebilir. Okulla ilişkili faktörlerde elbette ki özel gereksinimli çocukların eğitim sistemiyle ilgili halen daha düzelmesi gereken aksaklıklar, bir takım fiziksel koşullar, bunun sonucu olan akran kabulleri okul reddinin en önemli sebebi oluyor. Şunu unutmamak lazım, bu da öğretmen çok önemli bir faktör. Çünkü çocuklar model olarak büyürler. Kimi model olarak büyürler? Anne babalarını model olarak büyürler. Sonra kimi model olarak büyürler? Öğretmenlerini. Özel gereksinimli bir çocuğun bu sınıfta bulunduğu bir ortamda öğretmenin bu çocuğa karşı tutumu, öğretmenin bu çocukla ilgili problem çözmeye yaklaşımı, öğretmenin bu çocuğun velisine yaklaşımı bu çocuğun kabulünün en temel belirleyicisidir. O yüzden öğretmenlerin rolü gerçekten bu noktada çok büyük diye düşünüyorum. Şimdi tüm bu anlattıklarımı özel gereksinimli bir çocuğun okul sahneleri üzerinden götüreceğim. Size biraz kurgulayıp biraz daha anlatmaya çalışacağım ve daha sonra pandemiye geçeceğim. Umarım süreyi iyi kullanırım. Şimdi özel gereksinimli bir Ayşe'miz olsun ve Ayşe'miz ana sınıfına başlasın. Ayşe çok sevimli bir kız diyelim. Çok güzel, çok tatlı. Varsayarak gidiyorum. Öğretmeni onu gördüğünde prensesim gelmiş, bir tanem gelmiş. Ah canım benim ne tatlısın sen diye sarılıyorsa ki bu özellikle böyle kromozomal Down sendromlar mesela sevimli gözükebiliyorlar ya da başka çocuklar mesela Asperger'li ilginç davranışları olan çocuklar gibi. Öğretmen tarafından bir takım şeyi beğeniliyor ve bunu el üzerinde tutuyorsa ki o sırada iyi bir şey yaptığına inanıyor öğretmen. Çocuk için yaptığı şey ötekileştirmek oluyor. Ya da çok davranış problemleri var. Ya da çok olmasın hareketli bir çocuk olsun. Normal gelişen çocuk da hareketli olabilir ama özel gereksinimli çocuk hareketli olduğunda engeline atfedilip öğretmen problemi büyüttüğünde dur yapma, otur, elleme o zaman yine ötekileştirilmiş oluyor. Öğretmenin yapması gereken ne? Sıradanlaştırmak. Yani o çocuk eğer o sınıfta okumayla ilgili bir eğitsel tedbirle kaynaştırma öğrencisi olarak geldiyse diğer çocuklara davrandığı kadar eşit bu çocuğa davranmalı. Sevgide de, cezada da, yaklaşımda da, tutumda da, her neyse ceza diye kastettiğim alınacak tedbirle ilgili. Bu çocuğun bireysel eğitimine bağlı eğitsel ek tedbiri uygulamak, işte sandalyesi varsa, kulaklığı varsa önde oturtmak gibi ayrıcalıkları dışında tırnak içinde bütün çocuklara durduğu mesafede bu çocuğa durmayı sağlamadığı sürece o çocuk hep öteki olarak kalacaktır. Kimin gözünde? Arkadaşlarının gözünde ve süreç ilerlediğinde de dışlanacak. Peki çocuk Ayşe ilkokula geldiğinde zekası iyiyse, sosyal becerisi iyiyse, kişilik özellikleri iyiyse, akranları tarafından kabulü iyiyse, aile çocuğu destekliyor ve öğretmen çocuğun arkasında ve sınıfa iyi model olduysa Ayşe yoluna devam edecektir. Ama tüm bunlar sağlanamadığında aynı çocuktan bahsediyorum. Bakın aynı çocuktan haydi bakalım başka yere denecektir. Eysel tedbirle kaynaştırma okuyan bir çocuk özel eğitim sınıfına yönlendirilebilecektir veya özel eğitim okuluna yönlendirilebilecektir. Sadece çocukla ilgili bir faktör olmadığına dikkat çekmek istiyorum bu noktada. İyi niyetle yapılan davranışlarda bile ötekileştirdiğimizde. Peki Ayşe liseye geldi. Aslında problemler burada çok artıyor. Özellikle çocuğun zihinsel düzeyi iyiyse, ailede onu kaynaştırma okutmayı bir şekilde becerdiyse, bu sefer liseye başladığında ergenliğin getirdiği şeydeki ortaokulda da başlıyor bunlar. Ergenler kendi biyolojik yapılarıyla bunu ister istemez ötekileştiriyorlar. Çünkü esprileri aynı düzeyde özel gereksinimli çocuk algılayamayabiliyor. Fiziksel olarak özel gereksinimli çocuk diğer yaşıtlarını yakalayamayabiliyor, onların peşinden koşamayabiliyor. Onların konuştuğu entelektüel şeyleri konuşamayabiliyor. Ve dolayısıyla bu çocuklar tamamen haz odaklı bir yaş döneminde oldukları için onları gerileten, onların hazını engelleyen, onların ilişkilerini ne olursa engelleyen şeylerde çok da ben merkezcil oldukları için bunu dışlamak açısından daha çok risk artıyor.
ve sınır zeka çocuklar, hafif düzey zihinsel engel çocuklar veya zeka sorunu olmayıp da herhangi bir aparat kullanıp da o sınıfta var olan çocuklar için lise, ortaokul sonları ve lise bence oldukça riskli sınıflar. Engelli olan bir çocuğumuzun bir takım yine faktörleri sebebiyle yaşında yaşanılan yeni imkan da bu sefer olayın içine giriyor. Beklentiler de giriyor bu çocuğun geleceğiyle ilgili, çocuğun özür düzeyine göre de. Okul bitti, tamam. Peki şimdi ne yapacağız liseden sonra? Çok önemli bir kavram. İnternette paylaşılıyor, işte üniversite sınavını kazanmış özel gelişimli çocuklar var ama 2,5 milyon çocuk girdiyse 2 tane falan çıkıyor, 3 tane çıkıyor. Yani diğer çocuklar peki şimdi sorusuna yanıtı bulmak gerekiyor. Genelde yaklaşım şöyle oluyor, okumasa da olur. Bir klinik psikolog Aylin Aslan, iznini aldığım için yazıyorum. Benim görme engelli bir yüksek lisans öğrencimdi, mezun oldu. Söylediği bir söz benim çok hoşuma gitmişti, bir gün isyan etmişti. Bana acınmayın, bana kahramanmış gibi de davranmayın. Ben de sizler gibi sıradanım. O yüzden özellikle biz profesyoneller bu çocuklar için vereceğimiz çabada ötekileştirmemek üzerine yoğunlaşmamız oldukça önemli. Ve geldik pandemiye. Ben şöyle bir süreme bakıyorum. 13-27 diye gözüküyor. Bir 15-20 dakikam var gibi gözüküyor. Evet, şimdi pandemide hakikaten ben kendi adıma, kendi yaşımda belki hatırlamıyorum ama tek hatırladığım pandemi bu olsa gerek. Yani 50'ye geliyorum, 49'um. İlan edilmiş bir şey. Benim için bile oldukça ürkütücü ve oldukça zor ve geleceğe dair karamsarlık çökerten bir tablodan bahsediyoruz. Benim yaşım, yıl hayattaki deneyimim 49. Bunu 5-6 yaşında bir çocuk, hatta ergenlik. Ergenlikte durum belki daha da zor. Çünkü onların idealize ettiği dünya ne oldu noktasındaki soruların cevapları, o apayrı bir seminer konusu. Özel gereksinimli çocuğa indirgediğinizde işler daha da karışıyor. Beni burada en çok rahatsız eden şey, evet, bir ruhsal travma. Bu olayın bir başka boyutu, biz bu konudayız. Ama şu belirsizlik kelimesine takılmak oldu. Herkes çıktı, bu bir belirsizlik dedi. Şimdi ben de şunu söylüyorum, niye belirsizlik? Belirlilik var işin içerisinde. Yani ya da şöyle diyelim, belirlilik kısmından tutalım. Çünkü belirsizlik zor bir şey, insan ruhuna dayanamaz. Tamam, bunu artık herkes öğrendi. Zaten 3 yaşında çocuğa da sorsan belirsizlik diyecek size. Yani çok yozlaşılan bir kelime olduğunu düşünüyorum süreçte. Yozlaştırılan bir kelime olduğunu düşünüyorum. Peki ne belirliydi? Pandemi olması belirliydi. Ne belirliydi? Bunu bir enfeksiyonun sebep olduğu, nereden çıktığı, bizi hastalandırma riski olduğu, bundan dolayı evde kalmamız gerektiği. Yani olaya belirlilik kısmından yaklaşmak. Çünkü çocuklar zaten son derece küçük ve kendi dünyalarında yaşarlar ve ne olduğunu bilmek isterler. Şimdi bunu özel gereksin çocuğa indirgediğinde daha da dünyaları küçülüyor. Geçen görüşme anlattığımda verdiğim örneğin aynısını vereceğim. Dinleyenler varsa tekrar olacak ama. Örneğin iki çocuğunuz var ve bir araba sürüyorsunuz. İkisi de arka koltukta oturuyorlar. Yaşları yakınlar diyelim. Araba yolculuğu sırasında otobandan gidiyorsunuz. Otobandaki ilerleme süreniz, kalacağınız süre atıyorum 2 saat. Normal gelişen bir çocuk o 2 saat içerisinde işte tabletiyle şununla bununla oynayarak oyalanır. Hadi onun da şarjı bitti. Dışarıyı izleyip hayal de kurabilir. Arabanın içindeki herhangi bir şeyle de ilgilenebilir. Sizle sohbet de edebilir. Siz ona bir şey sorduğunuzda size de yardım da edebilir. Yani ne yapabilir? Boş zamanını normal gelişen bir çocuk gayet güzel değerlendirebilir. Ama özel gereksinimli sorunlu olan çocuklar olabilir. Buna parantezler açılabilir. Genel olarak konuşuyorum. Ama özel gereksinimli çocuktan bahsettiğimizde, arka koltuktaki diğer çocuktan, o çocuk o 2 saati nasıl değerlendirecektir? Çünkü onun dünyası, yani zihinsel engel bir çocuğu düşünün. Fantezi dünyası o kadar zengin değil. Dışarıya baktığında ne gördüğü ve onları bir şekilde kendini içselleştirmesi zengin değil. Kendini oyalama becerisi zengin değil. Eline bir kitap alıp okuyamaz. Belki bir şey, yani yeterince okuyamaz. Ya da tabletle o kadar ilgilenemez. Her neyse, bu çocuk o boş zamanı, ki ben özellikle fantezi dünyasından geçiyorum, değerlendirme becerisi oldukça zor. Dolayısıyla da özellikle özel gelişim çocukların belirsizliğini çok iyi halletmek gerekiyor. Ama belirsizliğe takılıp bunu vurgulayarak değil, belirli olan kısımları vurgulayarak.
Evet, travma karşısında ne oldu? Bizim tüm bildiklerimiz değişti, bütünlük bozuldu. Her şeyden önemlisi, bunun altını zorla çiziyorum, örüntü bozuldu. Bütün çocuklar için örüntü bozuldu. Ama diğer çocuklar için sağlanan yeni örüntüler, o çocukların bozulan örüntülerine böyle bir tel atarken, özel gereksinimli çocuğun bozuk örüntüsü bozuk kaldı. Ne demek bu? Çocuk sabah çıkıyordu, bir şekilde okuluna gidiyordu. Okuldan bir şekilde dönüyordu, evde bir rutini vardı. Tüm bunların sıralamaları değişti. Görülmeyen bir takım şeyler görünür oldu, evde yaşanmaya başlandı. Anne işe gidiyordu, gitmemeye başladı. Bir takım problemler vardı, görünenler arttı. Yani o kadar çok örüntü bozuldu ki, özel gereksinimli çocukların rutininin bozulmasına tahammülleri normal geçen çocuktan daha çok zor olduğu için işler iyice karıştı. Bu dönemde çiş kaçırmalar, kaka kaçırmalar, davranış problemleri, anneye yapışmalar. Tabii bu noktada anne babanın da demin ilk başta söylediğim gibi çocuğum için bir şey yapamıyorum farkında eklenince iş iyice kaosa döndü. Bu anne babalar hakikaten teşekkür ediyorum emeği geçen politikacılara ve meslektaşlarıma. Sokağa çıkabilmeyle ilgili ayrıcalığı o kadar keyif hissettiler ki, hani bir laf vardır her zaman da cefa mı çekeceğiz, biraz da sefamız olsun gibi, aileler bunu öyle yaşadılar. Çünkü birçok aile gelip öyle keyifliydi ki diyor, sokak bomboş ama ben kızımı alıp sahilde dolaşabildim gibi. Şimdi bu süreçte bir başka şey, anneler çok şişti. Hiç tahmin edemediğimiz ve düşünemeyeceğimiz bir şeydi. Babalar sisteme girdi. Çünkü babalar da evdeydi. Babalar annenin güçlüklerini gördü. Özellikle özel gereksinimli çocuklar adına. O anneler çocukları okula gittiğinde rahat ediyordu. Rahat edemeyip çocuğu hırpalamalara attı. Gibi gibi. Yani bunu o kadar genişletebiliriz ki. Evet. Şimdi bizim yaptığımız bir çalışma var. Benim kendi özel olarak çalıştığım yerde eğitim danışmanlığı verdiğimiz çocuklar var. 11 tane eğitimci farklı alanlarda, işte ergoterapi bilen, özel eğitim bilen, konuşma terapisti gibi 11 eğitimci. Bunların 5'inin önceden online deneyimi vardı. Yapılan çalışmanın sonunda şunu gördük. Bu çalışmaya özel bir anketle online eğitime devam eden bakaların tanılarını, yaşlarını, cinsiyetlerini, devam edememe nedenlerini bir anketle değerlendirdik. Baktığımızda öğretmenin, yani eğitimcinin bu sistemin uygulanabilirliğe inancı online eğitimden sonra devam etti. Bu online eğitim dediğim şu, özel gereksinimli çocuklara bireysel ekranlarına online eğitim vermeye devam edilen bir sistemden bahsediyorum. Öğretmenler başlarken dediler ki, İşte bu çocuklar şu kadar bunu yapabilir ama eğitim süreç bittiğinde, 3 aylık süreçte bunu değerlendirdiğimizde öğretmenlerin yapabilirliğe inancının %20 arttığını gördük. Bu şunu gösteriyor ki öğretmenler de aslında yapılabilirliğine bu kadar ikna değildi belki. Şimdi burada bir sayı vermem lazım. 41 tane özel eğitim çocuğu devam ederken normal yüz yüze, 25'i online görüşmeye devam etmiş. Bu devam edenlerin yaş dağılımına baktığımızda en büyük yaş dağılımını 12-17 yaş arasında görüyoruz. Yine bu devam edenlerin burada bir saniye, özür dilerim, bir önceki slide tekrar açacağım. Yaş dağılımından bahsediyoruz. Affedersiniz, pandemi öncesindeki yaş dağılımından bahsediyoruz. En çok 12-17 yaş arasında vaka varmış. Pandemi sonrasında devam açısından yaş dağılımına baktığımızda online devam edenler turuncu, devam etmeyenler sarı. Yine devam etmeyenler kadar vaka sayısının yoğunluğuyla açıklanabilir bu tabii. O gruba odaklanması sebebiyle, yoğunlaşma sebebiyle devam edenler de aynı grupta daha fazla. Burada başka bir şey önemli, bunu görmeniz önemli, özür dilerim. Online olarak ilk kez eğitime başlama, bakıyorsunuz 3-5 yaş aralığı. Tahmin edersiniz ki bunlar gelişimsel geriliği olanlar. Yani ertelenemeyecek bir yaş dönemi vardır ki ilk 3 yaş. Otizm riski olan ya da gelişimsel gelişim riski olan hiçbir çocuğun tanıyı hiç beklemeden eğitimine başlanması lazım. Hiçbir çocuk eğitimsiz kalmamalı. Çok ilginç, eğitime başlama baktığınızda 3-5 yaşta hiç daha önce yüz yüze eğitim almadan online başlayan vakalar bu. Yeşiller
6-11 yaşta o oranladığınızda orada eşit oranda burada daha geride kalıyor. Yine 12-17 yaşta yine biraz daha geride kalıyor. Şimdi buraya baktığınızda tanı dağılımında özellikle özgür öğrenme güçlüğü olan çocukların online eğitime devamı daha yüksek bulunmuş. Evet. Bu da ilginç bir soruydu. Mekan, online eğitim yapılan mekanlara baktığınızda özellikle salonda yapılmış. Bunu çocuk odası takip etmiş. Daha sonra oturma odası takip etmiş. En verimli alan sizce neydi diye öğretmenlere sorduğumuzda en verimli alan salon görülmüş. Yani neden salon olabilir? Tabii bunu irdelemek ve tartışmak, henüz daha tartışmasını yapmadık ama belki ailelerin de gözleminin olduğu bir nokta çocukla birlikte eğitime katıldığı için ki bu çocuklar zaten birlikte eğitime girdiler ebeveynleriyle. Devam etme sebepleri olarak bir nite açıdan biz bunu döktüğümüzde ailelerin en büyük kaygısı akademik anlamda öğrettiklerini unutmamaları şeklinde. Öğretmenlerin yorumu olarak da öğrencinin hazır olması, bu da çok önemli bir şey, hocanın da hazır olması, yani veren hocanın da buna hazır olması ki bizim bu süreçte kendini online eğitime hazır hissetmeyip 22 tane çocuğu olup eğitime devam etmeyen öğretmenimiz de oldu. O yüzden online eğitimde öğretmenin de hazır bulunmuşluğu bence çok önemli. Dediğim gibi devam etmemede. Bir diğer faktör devam etmemede aslında bizim konumuz açısından önemli. Aileler çocuklarının bağımlılıkları ile ilgili riskten dolayı devam etmemek istediler. Bu çocuklar da ekran bağımlı, özellikle otistik gelişimde olan çocukların. O yüzden ben bu benim kişisel fikrim ama ekranın kullanım amacını bağımlılıkla karıştırmamak gerektiğini uzmanlar adına özellikle söylemek isterim. Çünkü içerik oldukça yani yapılan şeyin içeriği önemli. Evet, pandemi sonrası ne olacak? Şu anda pandemi bitmiş değil ama biz pandemi bitmiş gibi yaşıyoruz. Neden? Çünkü bizim sokak çıkma yasağımız bitti. Biz sanıyoruz ki pandemi bitti. Şimdi çocuklarla çalışırken çocuğa biz demeliyiz ki örneğin pandemi çıktı. Hangi yaşta olursa olsun o çocuğa uygun bir dille bunu anlatmalıyız. Bir metafor daha kullanacağım bitirmeden önce. Örneğin tatile gidiyorsunuz. 3-4 yaşlarında bir çocuk ortalıkta dolanıyor çocuğunuz. Siz bir yandan bavul hazırlıyorsunuz. Evde bir tatil konuşuluyor vesaire. O çocuklarla diyor ama hiç kimse o çocuğu karşısına alıp adam yerine koyup eğer bak biz tatile gidiyoruz, şuraya gidiyoruz ama hani ayaküstü söylenen şeyden bahsetmiyorum. Gel bir oturalım seninle. Biz hep beraber işte şu dördümüz toplanacağız. Arabamızla bak bu kadar bir yere gideceğiz. İşte oraya giderken şunları yapacağız. Gittiğimizde bak şu kadar gün kalacağız takvimine göstererek yaşının anlayacağı düzeyde anlatmadığı sürece o çocuk o olayın içinde değildir. O çocuk için o eylem yoktur aklında. Biz o çocuğu birlikte arabaya biner. Aa, çantanı aldın mı, bunu aldın mı vesaire. Biraz daha yaşı büyük diyelim ki ben de ilkokul 2'den itibaren o çocuklar çantalarını kendi hazırlamalılar. Oturup tatile gideceksin. Eksiğin nedir? Hadi çantanı sen çantanı oraya hazırla bakalım. Ben de istersen eksiklerine bakayım, sana yardımcı olayım gibi. Çocuk birey yerine koyup saygı duyulup anlatılırsa o tatilde o aile problem yaşamaz. Gitmeden yapmaması gerekenleri konuşmak, ne kadar kalacağını konuşmak, nerelerini ziyaret edeceğini konuşmak, ona saygı duymak, anlatmak ve adam yerine koymaktır. Ve eylemi konuşmaktır ve buna hakları vardır. Özel gelişim çocukta da bu yapılmalıdır yaşına göre. Gerek çizerek anlatırsın, gerek bir takım metaforlarla ama çocuk bunu anlamalı. Şimdi pandemiye getirdiğinde olayı. Biz pandemiyi yaşadığımızda çocuğu karşımıza alıp özel gelişimli çocuğu. Dışarıda hastalık var. O yüzden sokağa çıkmamız yasak. Ne kadar? Milli Eğitim'e teşekkür ederim. Hemen 30 gün dedi. Birçok kişi eleştirebilir. İşte daha ne kadar olacağını bilmiyorlar falan. Bunlar tartışma dışı bir şey. 30 gün dedi. Ben o zaman çocuğumu alacağım. Bilinenden bakacağım. Bilinmenizden değil. 30 gün biz evdeyiz. Özel gelip çocuk 30 günü anlamadı mı? Takvim yaparsın. Bak buradaki kutucuklar kadar evdeyiz. Hadi her gün bir tane günü işaretleyelim. Yani ben onu onun adına belirli kılacağım. Onun adına öngörülebilir kılacağım. Biz evdeyiz. Okula gitmeyeceğiz. Bu ne demek? Öğretmenini görmeyeceğim. Arkadaşını görmeyeceğim. Ne kadar? Bak buradaki takvim kadar. Bunu anlatmak durumundayım. Sonra biz evde ne yapacağız? Şunu yapacağız. Hani sen okula gidiyordun, her gün şunu yapıyordun ya. Biz de evde
senle şimdi şunu şunu yapacağız. Biz o çocuğa bunu ne kadar iyi anlatabildiysek, çocuğun yaşı, becerisi, bizim becerimiz, bizim ruh halimiz, onun ruh hali, evin ortamı düzeyinde bunu ne kadar sağlayabildiysek, o dakika belirsizliği belirli kılmış oluyoruz çocuklarına ve çocuğunu daha iyi hale ediyor. Bu çocuğun okula dönmesi kolay. Bu çocuk okula döneceği zaman da ben bilinenler üzerinden gideceğim. Çünkü pandemi sonrası benim bildiklerim yine değişecek. Farz edelim okul 30 gün sonra açılacağım dedi, açılmadı. Tamam, o zaman 30 gün geçti, doldu, haklısın ama hastalık bitmedi. Bir 10 gün daha açılmayacak. Her neyse, benim elimdeki bir veri neyse ben masaya oturup çocukla onu konuşacağım. Pandemi sonrası yine örüntü bozulacak. Artık evdeydik, dışarı çıkacağız. Bunu çocuğa anlatacağız. Sokağa çıktığında alacak kuralları. Bir çocuk psikiyatrisi olarak sokağa çıkma yasağı bittiğinden beri yüz yüze bakı alıyorum. Benim kapımdan giren hiçbir çocuk maskesiz girmedi. Ve anneler onları maske tak diye uyarmadı kapıda. Hiç kapıya galoş sistemi konuldu, önceden yoktu. Hiçbir çocuk galoş giymeden içeri girmedi. Ama anneleri ben uyardım, galoşunuzu giymediniz diye. Çocuklar çok kolay öğreniyorlar. Yeter ki biz ne öğreteceğimizi bilelim.